İnsan ticareti, Fasıl 154 Ceza Yasası'na göre ağır bir suçtur. Bu suç, şikayete bağlı bir suç olmayıp, polisin herhangi bir ihbar veya makul şüphe üzerine derhal olaya müdahale ederek etkin soruşturma ve tahkikat yapması elzemdir. Bu suçla etkin bir mücadele için, insan ticareti ile mücadeleye ilişkin özel bir polis birimi bulunmalıdır. Bu birim kapsamında, yeterli polis sayısına ulaşmak için gerekli bir kaynak ayrılmalıdır. Kadın mağdurlarla ilgilenmek üzere mümkünse kadın polislerin görevlendirilmesine ilişkin politikalar geliştirilmelidir. Potansiyel mağdurların tespiti ve mağdurlarla çalışma konularında eğitim alınmalıdır. Sadece insan ticareti değil, aynı zamanda insan hakları konularında da düzenli eğitimler alınmalıdır. Yönlendirme mekanizması kapsamında çerçeve belirlenmeli ve sivil toplumla işbirliği içinde hareket edilmelidir. Mesarya'nın kalbi renkleniyor. Değirmenlik, ülkemize gelen herkesi çiçekleriyle karşılıyor. Sürdürülebilir bir çevre, çağdaş bir peyzaj düzenlemesi, özverili bir çalışmayla örnek ve tertemiz bir belde yaratıyoruz. Biz söz verdik. Söz verdiğimizi yapmaktayız. Temizliği ve sürdürülebilir bir çevre anlayışını tüm çalışmalarımızın odağına aldık. Temizliği tüm yıla yaydık. Peyzaj konusunda özellikle hassasiyet gösterdik. Beldemiz yeni bir çehreye kavuştu. Değirmenlik Belediyesi olarak hizmet kalitesini yükseltiyor, çok çalışıyor, birlikte üretiyor ve geleceğe umutla bakıyoruz. Yılların alışkanlığı, kalitesinden, geleneğinden ödün vermeyen, günlük taze sebze ve meyve reyonu, et reyonu, geleneksel hellim, peynir ve zeytin ürünleri. Aradığınız her şeyi bulabileceğiniz, hem kalitesi hem de geleneğiyle bütçenizi düşünen, kalite ve ucuzluğun adresi. Reis Süpermarket. Alışverişi keyfe ve kazanca dönüştüren market. Ben Permamax'ı sesinden tanırım. Rengin ritmini Permalit'le yakala. Hayatı anlamlı kılanlara, hayata anlam katanlara, geçmişin tadını geleceğe taşıyanlara, bakkal tadında market arayanlara, özel zamanları değerli kılanlara, hayatı seven, tadını çıkaranlara, her günü özel yaşayanlara, market reyonu, özel günle özel kuru yemiş paketleri, çikolata çeşitleri, alkollü alkolsüz içecekler, hayat kuru yemişleri, kuru olsa da adı, hayatı taze kılanların adresi. Hayatın tadı burada. Gelecek merak edenlerindir. Bu, kendini yeniden keşfetme çağrısı işte. Aruka'da gelip bizimle deneyimleyin ve yaratıcı potansiyelinizi keşfedin. Kendi hikayeni nasıl yazmak istiyorsan öyle yaz. Bu senin yolun, senin yolculuğun. Ve sadece her anın tadını çıkarmayı unutma. Aruka'da gelip eşsiz bir deneyim yaşamaya. Hazır mısın? Ki
kişi toplumdan kopmuş gibi görünüyorsa, okula gitmeyi bırakmışsa, ani ya da dramatik bir davranış değişikliği varsa, gece kulübünde çalışıyor veya rızası dışında fuhuş yaptırılıyorsa, şaşkın ya da aklı karışmış bir haldeyse, zihinsel veya fiziksel istismar edilme belirtileri gösteriyorsa, vücudunda çeşitli morluklar ve iyileşme aşamalarında olan morluklar varsa, korkulu, ürkek ya da aşırı uysalsa, yiyecek, su, uyku ya da tıbbi bakımdan mahrumiyet yaşadığını belirtilerini gösteriyorsa, çoğu kez saygı gösterdiği veya nereye gideceğini ya da kiminle konuşacağına karar veren biriyle birlikteyse, belirli şeyler söylemeye eğitilmiş gibi gözüküyorsa, uygun olmayan koşullarda yaşıyorsa, hareket özgürlüğü engellenmiş ve kaldığı yerden serbestçe ayrılamıyorsa, kişi insan ticareti mağduru olabilir. Unutmayınız, mağdur olduğunu düşündüğünüz biriyle hiçbir zaman gidip konuşmaya çalışmayın veya bu konuda şüpheleriniz olduğunu bildirmeyin. Hemen polisi veya 0542 862 0060 numaralı yardım hattını arayın. Göstergelerin varlığı veya yokluğu insan ticaretinin kesin kanıtı değildir. İnsan ticareti olduğundan şüphelenen durumları araştırmak polisin işidir. Mesarya'nın kalbi renkleniyor. Değirmenlik ülkemize gelen herkesi çiçekleriyle karşılıyor. Sürdürülebilir bir çevre, çağdaş bir peyzaj düzenlemesi, özverili bir çalışmayla örnek ve tertemiz bir belde yaratıyoruz. Biz söz verdik. Söz verdiğimizi yapmaktayız. Temizliği ve sürdürülebilir bir çevre anlayışını tüm çalışmalarımızın odağına aldık. Temizliği tüm yıla yaydık. Peyzaj konusunda özellikle hassasiyet gösterdik. Beldemiz yeni bir çehreye kavuştu. Değirmenlik Belediyesi olarak hizmet kalitesini yükseltiyor, çok çalışıyor, birlikte üretiyor ve geleceğe umutla bakıyoruz. Günaydın Kıbrıs Postası TV izleyenleri, sabahın haberlerindesiniz. 17 Eylül 2021 Cuma, bazılarımız için son çalışma günü olan Cuma gününde, bazılarımız içinse hafta sonunda devam edecek olan ama hafta sonunun habercisi olduğunu bildiğimiz bu güzel Cuma gününde sizlerle birlikteyiz. Serin bir havaya uyandık nihayet, birkaç günden beridir böyle. Gerçi meteoroloji birkaç gün daha önümüzdeki havanın sıcaklıklarının mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde devam edeceği uyarısında bulunsa da dün birçok yere yağmur yağması bereketi dilememize ve bu yılın zarar vermeden, felakete dönüşmeden bizim için bereketli bir yıl olmasını dilememizi sağladı. Yağmurun kokusunu almış olduk. 48 derecelik yaz sıcaklarından sonra yağmur hepimiz için eminim çok canlandırıcı ve çok güzel gelmiştir. Evet, 17 Eylül 2021 Cuma sabahından sizlerle birlikteyiz. Sabahın haberlerinde Facebook'tan, Twitter'dan bizi izleyebilirsiniz ve yorumlarınızı yapabilirsiniz. Özellikle Facebook'ta canlı yayın linkinin altında yorumlarınızı, görüşlerinizi, günaydınlarınızı bize gönderebilirsiniz ve bizi izleyebilirsiniz oralardan. Yoğun bir gündeyiz yine. Dün özellikle oldukça yoğun bir gün geçirildi. Hareketli bir gündü. Adli yıl açılışı vardı. En önemli noktası o. Onu biraz konuşacağız. Adli yılda yargıçların, Yüksek Mahkeme Başkanı'nın tabii ki görev dağılımı da vardı yeniden ama
Esas mesele o değil, esas mesele hukuk camiasının söyledikleri, değindikleri konular, nelerle ilgileniyorlar bu sürenin içerisinde. Geçtiğimiz yıl mahkemelerin ne gibi konularla daha çok ilgilendiği, örneğin Mausa Mahkemesi'nin, Mausa Mahkemesi'nde sonuçlanan ve önüne gelen dosyalardan büyük bir bölümünün, yarısından bayağı bir fazlasının uyuşturucu dosyası olması, yine kriminal olayların oldukça fazla olması, trafik kazaları, kadına yönelik şiddet, ev içi şiddet ve uyuşturucu suçlarının mahkemelerinin gündeminde ilk sıralarda yer aldığını görebiliyoruz. Aynı zamanda tabii boşanmalar da bu işin içerisinde. Böyle bir gündem vardı. Dün adli yıl açılışıydı. Hem bir adli yıl kapandı hem de bir de adli yıl açılışı yapıldı. Bir önceki gün Kıbrıs Borsası'nın gündeme taşıdığı işte testler, 10-15 bin testin özel laboratuvarlar ve özel hastaneler tarafından bir şekilde gösterilmediği Sağlık Bakanlığı'na ve bununla birlikte rant elde edildiği yönünde yapılan iddialar vardı. Başbakanlık Denetleme Komisyonu'nun bu konuyla ilgili soruşturma başlatacağı öğrenildi. Nereden? Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Ayhan Arıklı, Gökhan Altıner'in konuydu. Değineceğiz Ayhan Arıklı'nın söylediklerine. Bir de ekonomik açıdan Ayşe abla Fatma teyzeye de değindi Ayhan Arıklı. Onu da konuşacağız. Ne demek isteniyor bu sürecin içerisinde? Neler daha çok önümüze çıkıyor? Konuşacağız. Hepsinden önce bir COVID-19 rakamlarına dönelim. Sonra sıraya koyacağız. Labda Yavuzlar listesindeki o merdivenlerde oturan öğrenciler görüntüsü. Yani ben bir önceki fotoğrafta hani 40 metrekarelik sınıfta 41 tane çocuğun oturup da ders dinlemeye çalıştığı okulun ilk günü fotoğrafında bunu Eğitim Bakanı ben olsam ve görmüş olsam anında istifa etmiştim dedim. İstifa etmesi gereken bir Eğitim Bakanı var dedim. Ama belli ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu istifa yöntemi işlemiyor. Ben niye istifa edeyim, bana ne diyebiliyor bakan. Ben mi düzeltecektim bunu diyebiliyor. Böyle durumlar benim ne alakası var istifa etmemle. İstifa edersem düzelecek mi şeklinde yorumlar yapılabiliyor bu sürecin içerisinde. O yüzden çok umurumda olmayınca o fotoğrafın yenisi çekildi. Onu da konuşacağız, bayağı üstüne konuşacağız. Güney Kıbrıs'a teslim edilen, geri iade edilen daha doğrusu 50 bin adet AstraZeneca aşısı var. Nasıl bir plansızlık, nasıl bir bakış açısı, bunun üstüne de konuşacağız. Evet, hemen COVID rakamlarına bir bakalım. Bugünkü rakamlarda neler yansımış? Hemen böyle açalım önümüze tablomuzu ve 13.193 test yapılmış dün 16 Eylül itibariyle. Saptanın vaka sayısı 97. Bu arada 100 vakanın altına düştük bu testlerle. Aslında işin ilginç tarafı Kıbrıs Postası bu test vurgunu meselesini gündeme getirmesinin ardından da hem test sayıları düşüyor, zaten düşüktü. Buna göre test sayıları, vaka sayıları da düşük çıkmaya başlıyor. Hala aynı noktada değiliz, korunuyor veya hepimiz aşılı değiliz. Hayır, sadece %50'miz aşılı. Okullar açık, öğrenciler okullarda. O yüzden bulaşma riskinin daha da yüksek olduğu bir dönemin içerisinde hava değişimi de var. Farklı enfeksiyonlar da var. Bunların hepsi varken nasıl oluyor da bundan bir hafta önce 15 bin testte 120 vakayken şimdi 13.193 testte 97 vaka oluyor. Bunları tabii ki şüpheyle birlikte iyice değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Ve saptanan yeni vaka sayısı dün itibariyle 74, iyileşip taburcu edilen 85 kişi var. Hayatını kaybeden yok, olmadı. 1668 kişi tedavisinin devam ediyor. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 66'ya düştü. Merkezi karantinada vaka sayısı 1593. Toplam kaybedilen hasta sayısı 73. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı ise 9. Geçtiğimiz günden bir fazla, yani 15 Eylül'den
bir fazla olmuş yoğun bakım sayısı. Hemen böyle bakalım, aşıyı da söyleyelim. 3529 kişi de aşı olmuş ve 5279 kişi de bileklik var. Rakamlar, tabloya yansıyan rakamlar bu şekilde. Hemen böyle bir bölgelere de bakacak olursak dağılım konusunda dün Mausa çok yüksekti bu noktada. Hemen böyle bakabiliriz dünün rakamlarına da. Evet, 15 Eylül'de 32 vakası varken dün, bugün Mausa'da, yani daha doğrusu geçtiğimiz gün 15'inde Mausa'ya 16 vakayla devam ediyor. 29 vaka Girne, Lefkoşa 20 vaka, Lefkoşa yavaş yavaş düşmeye başlıyor. İskele 5 vaka ve Güzelyurt 4 vaka. Umarım bu şekilde, Lefke'de de vaka yok bu arada, umarım bu şekilde devam eder. Bölgelere dağılım da bu şekilde devam eder ama asıl yapılması gereken, bugünün sonunda asıl olması gereken işte bu vakaları sakinleştirmek, yerel bulaşı bir yerde yakalamak. Dün Özlem Gürkut, Tabipler Birliği Başkanı, sosyal medyada bir şey paylaştı. Neden korkmuyoruz bu süreçte dedi. Daha mı az etkili COVID-19 diye biz şu anda bu rakamlara rağmen rahatız. Bunu aşıya bağladı. Ama sorumsuzluğumuz devam ediyor dedi. Biz aşı olmamıza rağmen yapmamamız gereken bir şeyi yapıyoruz. Aşı olmamıza rağmen aşı oluyoruz. Ama bunun yanında da maske, mesafe kuralına, kalabalık alanlarda bulunmama kuralına, bulunduğumuz ortamları havalandırma kuralına, dezenfekte olma kuralına, sürekli ellerimizi yıkama kuralına uymayı bıraktık. O yüzden ve bıraktığımız dönem içerisinde de mutasyona uğrayan virüs bir sürü varyasyonlarıyla bizimle birlikte ve bizler gerçekten o aşı dışında bizi bir yıl boyunca, ondan önceki bir yıldan bahsediyorum, aşı hayatımıza girmeden önceki bir yıl boyunca bizi koruyan unsurlardı. Ellerimizi yıkamak, yeniden öğrenmiştik çünkü nasıl yıkayacağımızı, maskeyi doğru takmak, burnumuzu ve ağzımızı kapatacak şekilde, çenemize kadar neredeyse, yani kapalı şekilde, bunu da yeniden öğrenmiştik hatırlayacaksanız, tarif de edildi onlarca kez. Aynı zamanda kapalı ortamlarda neler yapmamız gerektiği, insanlar arasında ne kadar mesafenin olması gerektiği, nasıl tokalaşılması gerektiği, nasıl birbirine sevdiğini gösterilmesi gerektiği noktası. Bunlar zaten Mart 2021'den sonra öğrenilmişti. Ta ki aşı hayatımıza girsin. Aşı hayatımıza girdikten sonra bir şekilde aşı bizi koruyor diyerekten hayatımıza devam ettik. Ama bunlar hayatımızdan çıkaracağımız şeyler değildi. Aksine hiç bıkmadan, usanmadan kullanmamız gereken unsurlar bu süreç içerisinde. Tüm bunları düşündüğümüz zaman işte vaka sayıları, test sayıları, şimdi daha fazla da test yapılıyor bu arada, eskiden daha farklıydı. Ama bu test sayılarıyla ilgili konuya geçeceğim. Yani evet, dikkat etmiyoruz artık, daha az önem veriyoruz ama bu test meseleleriyle ilgili dün de gündeme getirdik, konuştuk. Kıbrıs Postası gündeme getirmeye de devam edecek. Bu konuyla ilgili zaten Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut da bir açıklama yaptı. Onu da sizinle paylaşacağım az sonra ama onun öncesinde tabii ki Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı'nın yaptığı bir açıklama var, bir değerlendirme var bununla ilgili. Habere dönecek olursak toplamda 60 milyon Türk liralık bir vurgundan bahsediyoruz. Yapılmamış ama yapılmış gibi gösterilen özel hastaneler ve özel laboratuvarların yapılmış gibi gösterdiği PCR testlerinden bahsediyoruz. Böyle bir durum söz konusuysa eğer, yapılan soruşturma sonrasındaki soruşturma yapılacağı bilgisi var. Bunun takipçisi olacağız tabii ki. Yapılan soruşturma neticesinde kimse bunun sorumluları, çünkü bu devleti çalmak, bu halkı çalmak, bu yani Ulusal Birlik Partisi'ni çalmak falan değil. Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ihanet. Bu Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan insanlara ihanet. O yüzden bunun bir an önce sorumlularının bulunup bu meselenin çözülmesi lazım. Şimdi gidelim dünkü programa. Bu konuyla ilgili Erhan Arıklı'nın, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'nın sözleri var. Onu bir izleyelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
Kıbrıs Borsası'nın gündeme getirdiği günde 10-15 bin testin üzerinde yapılmamış testin devlete fatura edildiğine dair şüphelerle ilgili Başbakanlık Maliye Teftiş Kurulu'nun harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi. Kıbrıs Borsası'nın devlet 60 milyon Türk lirası dolandırıldı mı başlığıyla gündeme getirdiği, bazı özel PCR merkezlerinin geriye dönük süreç içerisinde günde 10-15 bin test üzerinde yapılmamış testi devlete fatura ettiğine dair şüphelerle ilgili Başbakanlık Maliye Teftiş Kurulu'nun harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi. Kıbrıs Borsası TV'de Gökhan Altıner'in sunduğu Sabah Borsası programına konuk olan Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, bildiğim kadarıyla Sayın Başbakan konuyla ilgili Başbakanlık Maliye Teftiş Kurulu'nu devreye koyuyor dedi. Yani Sayın Başbakan bu tip konularda hemen Maliye Teftiş Kurulu'nu ve Başbakanlık Denetleme Kurulu'nu devreye koyuyor. Zannediyorum Sayın Başbakan'ın gündeminde bu konu. Yani bilginiz var. Evet. Bir sıkıntı var galiba Sayın Başkan. Yani bu konuda bu bir suistimal var. Bu önceden beri tartışılan bir şey. Mesela geçmişte bu testler çok pahalıya satılıyordu. Halbuki dünyada o rakamlar çok çok ucuzdu. Bu konuyla ilgili muhalefetteyken ben de mecliste çıkıp bir iki konuşma yapmıştım. Getiren kişiler de belli kişilerdi. Gerçekten çok uçuk rakamlardı. Devletin cebinden çıkan para çok uçuk rakamlardı. Zannediyorum onun artçı depremleri devam ediyor. Yani, mesele bu. Yani her tarafta bir kurulu düzen var. Herkes bir şekilde nereden ne rant elde ederim, nereden vururum onun derdinde olabilir. Yani burada da devletin devreye girmesi lazım. Yani, ağırlığını koyması lazım. Şu anda dediğim gibi yani soruşturma bitmeden ya da başlamadan bulunmak istemiyorum. Evet, kimse detaylı bir bilgi vermiyor bu meseleyle ilgili. Çünkü bu test konusu şimdi soruşturma kapsamına girecek. Haberleri yok muydu? O dair bir mesele ama bence vardı. Herkesin bilgisinde olan bir süreçti ama işte herhalde çok fazla üstünde durulmadı. Ortaya çıkmayacağı falan mı düşünüldü bilmiyorum ama çok da dediğimiz gibi üstüne gidilmesi ve sorumlularının bir an önce bulunması lazım. Bu olmazsa ne olacak? Bu ülkenin böyle geleneğiymiş gibi haline gelecek ve sanki bu ülkede yapılan her şey yapanın yanına kalıyor gibi bir durum olacak. Bu da ülkede çok daha farklı şeylerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Yani güvensizliğin, inançsızlığın, bu ülkede hiçbir şeyin çözülebileceğine inanmayan insanların sisteme, siyasete, bu ülkeyi yönetenlere gibi durumlarda inanmama ortaya çıkıyor. Sağlık, eğitim, turizm aslında bana sorarsanız her konuda. Belki de sadece onların sisteminde, askeri konularda, diğer geriye kalan tüm konularda devlet dediğiniz, hükümet dediğiniz şeffaf olmalı. Halkıyla her şeyi paylaşabilmeli, vatandaşıyla her şeyi paylaşabilmeli. Biz kapalı kapılar ardında kararlar alıyor, kendi başımıza uyguluyor. Sonra hata yaptığımızda, duyulup skandal olduğunda da tamam soruşturma başlatıyoruz şeklinde bir durum veriyoruz. Ama bu her ne kadar geçse gibi, geçti gibi görünse de günün sonunda toplumda kalıcı hasarlar bırakabiliyor. Bunu aynı şekilde aslında yorumlayan Tabipler Birliği Başkanı özellikle de bu test meselesiyle ilgili, test vurgunu meselesiyle ilgili söyleyen Özlem Gürkut var. Hemen bir ona dönelim, haberinde bizlere Kıbrıs Borsası'nda konuştu ve bu konuyla ilgili de bilgi verdi. Hemen bir onu dinleyelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Devletin anlaşma yaptığı ya da yapmadığı tüm kurumlarda periyodik denetimlerini yapılması gerektiğini altını çizen Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, bunun çok güven sarsıcı bir iddia olduğunu, kesinlikle ortaya çıkarılması gerektiğini vurguladı. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, Kıbrıs Borsası'nın gündeme getirdiği günde 10-15 bin testin üzerinde yapılmamış testin devlete fatura edildiğine ve ortalama 60 milyon Türk liralık bir dolandırıcılığın gündemde olduğuna dair şüphelerle ilgili bunun muhakkak aydınlatılması lazım. Zaman zaman verilen tekliflerin bile referans laboratuvarlarla kontrol edilmesi gerekirdi dedi. Devletin anlaşma yaptığı ya da yapmadığı tüm kurumlarda periyodik denetimlerin yapılması gerektiğinin altını çizen Gürkut, bunun çok güven sarsıcı bir iddia olduğunu, kesinlikle ortaya çıkarılması gerektiğini vurguladı. Kıbrıs Postası'na konuşan Özlem Gürkut, bu çok ciddi ve vahim iddialar. Muhakkak düzgün çalışan laboratuvarları da zan altında bırakan bir durum. Bu nedenle sağlık sisteminde gerçeklerin objektif olarak bağımsız kurul tarafından incelenmesi, mutlaka aydınlatılması ve kamuoyuna da bu konuda bilgilendirilmesi gerekir dedi.
Evet, bu bağımsız meselesi ve kamuoyunun aydınlatılması meselesi her konuda beklediğimiz bir mesele. Sadece bu konuda değil tabii. Her konuda beklediğimiz ya da sadece sağlık konusunda da değil. Ama gelenek haline gelmiş bir şekilde her şeyi gizli saklı, halka sormadan, halkın bilemeyeceği, duyamayacağı şekilde yapmaya çalışılıyor. Bırakın halktan destek almayı falan, konuşulmuyor bile. Ama bunun zararı günün sonunda... Hani işte oy vermeyecekler size falan değil. Bunun zararı topluma oluyor. Bunun zararı gelecek nesillere oluyor. Bunun zararı yaşadığımız bu kara parçasına oluyor aslında. Güvenmeme ve psikolojik olarak ciddi sorunlar yaşıyor insanlar bu sebep yüzünden. Evet, bir de tespiti meselesi de var. Bu arada PCR testleri ve antijen testleri Türkiye'den sipariş verildi. Tespitleri getiriliyor. Bununla ilgili de bir haber var. Şimdi tespitleri konuşurken bir de sipariş verilen Bakanlar Kurulu kararıyla resmi gazetede de yer aldı test kitleri meselesi. Haberi var, bir izleyelim sonra devam edelim. Bakanlar Kurulu yaklaşık 5 milyon Türk lirası karşılığında 100 bin adet antijen test kiti ve 150 bin adet PCR test kiti ve setlerinin Maliye Bakanlığı 2021 mali bütçesi altında yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti yardımlarıyla finanse edilmesi öngörülen koronavirüsle mücadelede giderlerine katkı projesi hesabına mahsuben temin edilmesi hususunda Sağlık Bakanlığı'nın yetkili kılınmasına karar verdi. 15 Eylül tarihli resmi gazetede yayınlanan kararda halka verilmekte olan sağlık hizmetlerinin yeterliliğinin ve devamlılığının sağlanabilmesi ve toplumla sektör taramalarının kesintisiz olarak devam edebilmesi için gereksinim duyulan 100 bin adet antijen test kiti ve 150 bin adet PCR test kiti ve setlerinin ivedilikle temini gerektirdiği belirtildi. Kararda KDV dahil toplam 4 milyon 947 bin Türk lirası karşılığında alınacak test kitlerinin Bakanlar Kurulu'nun 21 Haziran tarihli kararıyla COVID-19 genel salgın hastalık kapsamında Sağlık Bakanlığı'nca yapılacak mal alımı ihalelerinde kamu ihale yasası kurallarının 6 aylık bir süre için uygulanmamasına ilişkin yasa gücünde kararnamenin 4. maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren USAŞ firmasından temin edilmesi hususunda Sağlık Bakanlığı yetkili kılındı. Evet, test kitleri, yeni test kitleri de gelecek ve devam edeceğiz. Bu arada daha ne kadar devam edecekler bu antijeni ücretsiz, işte aşılıya ücretsiz, şuna ücretsiz, buna ücretsiz yapmaya, onda ben emin değilim açıkçası. Orada bir şeyler çıkabilir ortaya. Yeni kararlar alınarak antijeni de ücretli hale getirebilirler. Şimdi bu kadar skandalın üzerine tabii ki eğer sonuçlanır ve o skandal ortaya çıkar, bu vurgun ortaya çıkar ve suçlular tespit edilip cezaları kesilirse burada bir rahatlama gelecek zaten herkese. İnanın ki çok büyük bir rahatlama gelecek. Çünkü gerçekten yapanın yanına kalıyor bakış açısı. Hepimizin moralini çok fazlasıyla bozuyor bu ülkede. Hepimizi çok rahatsız ediyor ve üzülüyoruz. Devam etmek istemiyoruz. Çünkü bu yaşanabilecek bir şey değil. Her kim bir şey yapıyorsa devlete, halkın parasını çalıyorsa, devletin parasını çalıyorsa bu yaptığı yanına kalabiliyor ve o normal bir şekilde hayatına devam edebiliyor. Normal bir şekilde hiçbir şekilde işte ceza almadan, sorumlusu dahi tutulmadan, hatta çoğu zaman ödüllendirilerek devam ediyor hayatına. O yüzden bu ülkede bu güven problemi, inanç problemi de oluşuyor günün sonunda. Cumhuriyetçi Türk Partisi dün bir açıklama yaptı ve 50 bin doz AstraZeneca aşısının tarihi geçtiği için Güney Kıbrıs'a iade edildiğini, iade edileceğini söyledi. Bunun sebebini de aşı politikasızlığına bağladı. Aşıda bir politika koymadık, AstraZeneca aşıları elimizde kaldı. Birçok ülke aşı bulamazken gerçekten biz aşıları iade eder duruma geldik. Bu herhalde bizi dünyada örnek gösterileceğiz bu konuda. Bir izleyelim haberini, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin bu konudaki tavrını ve açıklamasını, sonrasında devam edelim. Cumhuriyetçi Türk Partisi Sağlık Bakanlığı'nın aşılarla ilgili bilgilendirme ve teşvik çalışmalarının yetersiz kalması nedeniyle 50 bin doz AstraZeneca marka aşısının son kullanma tarihlerinin yaklaşması gerekçesiyle Güney Kıbrıs'a geri iade edileceğini duyurdu. Yüzlerce ülkenin koronavirüs salgınına karşı karşıya kaldığı durumda aşıya ulaşamadığı şu günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetimi aşı iade etmeyi gündemine aldı.
Cumhuriyetçi Türk Partisi tarafından yapılan yazılı açıklamada Sağlık Bakanlığı'nın aşılarla ilgili bilgilendirme ve teşvik çalışmalarının yetersiz kalması nedeniyle 50 bin doz AstraZeneca marka aşının son kullanma tarihlerinin yaklaşması gerekçesiyle Güney Kıbrıs'a geri iade edilmesinin planlandığını duyurdu. Yazılı açıklamada Sağlık Bakanlığı tarafından toplumdaki aşılanma oranı %55 olarak açıklanmıştır. Bu oran ilk iki dozu inaktif aşı olup 4-6 ayı dolduranların yeniden aşılanması gerektiği gerçeği öz önüne alındığında çok düşüktür uyarısında bulunuldu. Evet, daha %50'sine bile varamadığımız bir aşılama durumumuz var ki bunun da büyük bir kısmı Sinovac aşısı, bu anlamda bir sıkıntımız da var tabii ki. Ama bunun ötesinde %50'ye varamadık daha. Biz 50 bin doz AstraZeneca aşısını güneye iade ediyoruz. Bunun bir tek bir sebebi var. AstraZeneca aşısı noktasında çıkan haberler Kıbrıs'ın kuzeyinde çok fazlasıyla yayıldı ve bu konuda teşvik noktasında Sağlık Bakanlığı da teşvik etmedi. Sanki bilimsel bir açıklamaları varmış gibi bununla ilgili. Sağlık Bakanlığı da teşvik etmedi. Hatta Bakanlar Kurulu da bunun üstüne düşmediği için 50 bin doz AstraZeneca aşısı tarihi geçmek üzere olan aşılar bu ülkede kaldı, iade ediliyor. Umarız gerçekten ihtiyacı olanlara gider. Çünkü burada demek ki bu şımarıklıkla biz devam ettiğimiz sürece belli ki bizim hiçbir zaman iki yakamız bir araya gelmeyecek. Biz akıllanmayacağız da. Çünkü bunun adı başka bir şey değil. Bunun adı gerçekten şımarıklık. Biz insanlar olarak da, toplumda yaşayan insanlar olarak da böyle bir tarzımız var. Birçok ülkede şu anda aşı bulunamazken, aşı nedir bilmezlerken ve COVID-19 nedeniyle hala hayatını kaybedenlerin sayısı çok yüksekken, biz aman yok işte 3 tane haber okuduk, hiçbiri bilimsel olmayan yüksek ihtimal haber okuduk diye sanıyoruz ki doğruyu biliyoruz ve zaten her şeyin doğrusunu bildiğimizi düşünüyoruz her seferinde ve zannediyoruz ki onu kullanmamamız lazım. İşte 50 bin doz aşı gerçekten umarım ihtiyacı olanlara gönderilir, güneyde kullanılır, yüksek dozda aşı gitmemiş olan ülkelerde ülkelere sorsunlar, onlara göndersinler, bir şekilde kullansınlar. Bu 50 bin dozu umarım boşa gitmez, çünkü biz bayağı boşa harcayacak aşı geldiği için ülkemize bu şımarıklıkla devam ettik ve sonunda karşılaştığımız manzara da bu oldu. 50 bin doz aşıyı iade ettik. Çok ilginç bir durum gerçekten. Evet, 90 saniye hazır. Bir bakalım, gidelim 90 saniyeye. Haber başlıklarına bir bakalım. Dün akşamdan bugün sabah neler yansımış, bir başlıklara bakalım. Sonra adli yıl açılışı, Adalet Bakanlığı meselesi, Narin Şefik'in açıklamaları, cezaevi konusu, hukuk camiasının içinde bulunduğu durum. Neler olacak bu yeni dönemde, hangi konulara en fazla konuştuk, mahkemelere giden o koridorlarda dönen konular nelerdi, bunların hepsini konuşacağız tabii ki. Hayat pahalılığı ucuzlatma hedefiyle hükümete gelmiş olan bir ekonomi bakanı Ayşe teyze Fatma abla olayına ne cevap verdi? Bunu da biraz konuşacağız, hatta izleyeceğiz bile. Böyle de bir sürecimiz var dün yaşananların, geçtiğimiz gün yaşananların üzerine. Ama önce bir 90 saniyeye gidelim, başlıklara bakalım, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Ankara'da temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Semih Atip bir hastası minik Asya'nın Türkiye'de tedavi olması için gerekli olan Türk vatandaşlığı konusunun çözüldüğünü duyurdu. Başbakan Ersan Saner, Başbakanlık Denetleme Kurulu'nu teknecik elektrik santraline yakıt alımı konusundaki tüm gelişmeleri ve yakıt kalitesini denetlemek üzere görevlendirdiğini açıkladı. Makine Mühendisleri Odası Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun son alınan yakıtın elektrik üretim makinelerine uygun nitelikte olmadığından 450 bin euro değerindeki enjektörün zarara uğratıldığını savundu. Cumhurbaşkanlığı New York'ta üçlü görüşme konusunda resmi bir davet yapılmadan önce Rum liderliğinin bunu basına yansıtmasını eleştirdi.
Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, cezaevinde toplam 592 tutuklu bulunduğunu belirterek, cezaevinin kapasitesinin 454 olduğunu, tutuklu sayısının 138 kişiyle kapasiteyi aştığını kaydetti. Bilmem, kapasitenin aşılması nedeniyle sinema salonunun ve mescidin koğuşa çevrildiğini belirtti. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz ve sabahın haberlerindesiniz. 17 Eylül 2021 Cuma, bu güzel Cuma günü de sizlerle birlikteyiz. Toprağın hala ıslak olduğu, Lefkoşa'da bile öyle, hala ıslak olduğu, umarım diğer yerlerde bereketli bir şekilde. Dün bir süreliğine tabii yağan yağmur Lefkoşa'yı da hazırlıksız, her zamanki gibi hazırlıksız yakaladı. Bazı yerlerde su baskınları oldu ama kısa sürede tabii ki toparlandı. Çünkü o kadar yoğun bir yağış değildi. Ama görmüş oluyoruz ki yoğun yağışlarda neler başımıza gelebilir. O yüzden bir an önce tedbirimizi almamız lazım. İyi bir belediye seçimi geçirmek istiyorsa belediye başkan adayları, özellikle de mevcut belediye başkanları yeniden seçim olacak ve seçim sürecinde kazanma gibi hedefleri varsa, bu yağmur suyu meselesini, yağan yağmurun şehrin içerisinde neredeyse sandalla dolaşmamızı sağlayacak kadar birikme meselesini, ki Lefkoşa da buna dahil, engellerse bu işi bitirir, ama yok engelleyemezse çok zor işi bu sürecin içerisinde. Evet, yeniden dönelim gündemimize. Gündemimiz aslında onunla başlayalım. Adli yıl konusu. Dün adli yıl açılışı yapıldı. Yemin eden yargıçlar var. Narin Şefik'in yapmış olduğu açıklamalar var. Aynı zamanda 90 saniyenin içerisinde de vardı. Bu açılışta cezaevi müdürü Bilmem de konuşma yaptı. Ve özellikle cezaevinde kapasitenin aşıldığını ve sanıyorum ki spor salonu ve mescidin koğuşa döndürüldü. Pardon, sinema salonu ve mescit koğuşa döndürüldü dedi. Bunu birazcık değerlendireceğiz. Mausa'da en çok karşılaşılan vakanın uyuşturucu vakaları olduğu, uyuşturucu konusunun mahkemenin gündeminde bütün konuların yanında gerçekten açık ara önde olduğu ortaya çıktı. Bir de Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik Adalet Bakanlığı ile ilgili konuştu. Adalet Bakanlığı'na karşıyım, adalete siyaset karıştırılmaz dedi ve böyle bir adli yıl açılışı. Tabii ki sorunlar dile getirildi, ki genelde adli yıl açılışlarında bu tip sorunlar dile getiriliyor. Özellikle hukuk camiasının sorunları, sıkıntıları dile getiriliyor. Onlar dile getirildi. Tabii kim dinledi, kim kendine bir şeyler aldı, düzeltmek için ne yapılacak, bunları göreceğiz. Her yıl zaten adli yıl açılışında şenlikler de yapılabilirdi, kutlamalar da yapılabilirdi. Ama hiç öyle bir gün değil adli yıl açılışı. Aksine ciddi zorluklarla ve sıkıntılarla bir yıla başlamış oluyor hukuk camiası. Önce bir gidelim. Adli yılın açılış meselesine. Önce bir adli yılı izleyelim, açılışını. Bu arada yemin eden yargıçlar da var. Hemen bir onu izleyelim, sonrasında devam edelim. Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Adalet Bakanlığı kurulması yönündeki görüşlere karşı olduğunu, Adalet Bakanlığı'nın kurulması halinde yargının siyasallaştırılacağını ve yargı bağımsızlığının tehlikeye gireceğini söyledi. Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik 2021-2022 adli yılı açılış kapsamında düzenlediği basın toplantısında son aylarda gündeme gelen Adalet Bakanlığı kurulması yönündeki görüşlere karşı olduğunu, Adalet Bakanlığı'nın kurulması halinde yargının siyasallaşacağını ve yargı bağımsızlığının tehlikeye gireceğini söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yargının bağımsız olduğunu ve korumanın herkesin boynun borcu olduğunu ifade eden Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, her ne kadar kendimizi etkili ve yetkili görsek de günün birinde kendimizi yargı karşısında savunuyor bulabiliriz. Yargının ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yargı sürüncemede bırakılmamalı dedi. Biz Adalet Bakanlığı olmasına karşıyım, ben bunu hep söylüyorum. Çünkü Adalet Bakanlığı olması yargıyı siyasallaştıracak ve bağımsızlığımızı tehlikeye koyacak. O nedenle bazı işlemlerin daha seri yürümesi gerekir. Bunun da yürümesi için personel, farklı konularda sorumlu kişilerin olması ve bir görevi birine verdiğinizde
bileceksiniz ki o görevi o kişi sonuna kadar devam ettirecek. Ama şu anda öyle bir durum yok. Yani gerek mahkeme başkanlığı, gerekse tüm yüksek mahkeme yargıçlarının birçok idari konularla ilgilenmeleri gerekir. Genel sekreterlik, söylediğim gibi iki kişi, yani bu yükün altından kalkmaları çok zor. Çünkü çok farklı konu var. Halkla temas var, halktan gelen soruları da yanıtlamak var. Yani mahkemenin güvenilirliğinin devam etmesi için ve yıpranmaması için, halkın nezdinde de yıpranmaması için kadrolarının genişletilmesi ve sağlanması gerekir. Terfi eden ve atanan yargıçlar yemin ederek görevlerine başladı. Yüksek Adliye Kurulu tarafından atanan iki yeni yargıç ve kıdemli yargıçlığa atanan iki yargıç bugün 09.30'da mahkeme binası bahçesinde yapılan törenle yemin ederek görevlerine başladı. Böylece Kaza Mahkemesi kıdemli yargıcı Banu Soyer II, Kaza Mahkemesi Başkanlığına, Kaza Mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar, Kaza Mahkemesi kıdemli yargıçlığına, Avukat Nil Çeliker ve Avukat Aysu Çakan Alakan, Kaza Mahkemesi Yargıçlığı görevine başlamış oldu. Yemin töreninde konuşan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, bugün yeni adli yılın açıldığına işaret ederek, camia için önemli bir gün, yeni adli yılın hayırlı olmasını dileriz dedi. Bugün adli yıl açılış töreni sonrası adliye kurulu toplantısında pandemi koşullarında alınacak tedbirlerin tespit edileceğini de kaydeden Şefik, uygulamaların pazartesinden itibaren uygulamaya gireceğini anlattı. Şefik toplantıda Adapas uygulamasının da ele alınacağını kaydetti. 2021-2022 adli yılın hepsimize hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz. Başlangıç noktasında kıdem alan yargıçlarımızın ve yeni atanan iki yargıçlarımızın da yemin niyetlerini almak için bugün burada toplandık. Bugün daha sonra adli yıl açılış nedeniyle bir basın toplantısı yine bu ortamda gerçekleşecektir. Pandemi koşullarında kapalı salon yerine bu bahçede, bu güzel ortamda gerek yemin töreni gerekse adli yıl açılışını yapmayı uygun gördük. Öğleden sonra da adliye kurulu toplantısı ile gündemimiz devam edecektir. Pandemi koşullarında alınacak olan tedbirleri bugün öğleden sonra adliye kurulunda tespit edeceğiz ve yarından itibaren veyahut pazartesinden itibaren de onlar uygulamaya girecektir. Ülkemizde Adapas yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bunun kullanımının mahkemelerde de yapılmasını son yayınlanan resmi gazetede yer almıştır mahkemelerde ilk kez olarak. Bu konu bugün adliye kurulunda görüşülecektir. Yeni adli yıl hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Yemin törenine başlayabiliriz. Ben Meltem Dündar, Kaza Mahkemesi kıdemli yargıçlığı görevimde Kıbrıs Türk toplumuna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bağlı kalacağıma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası'nı, yasalarını ve diğer mevzuatını koruyacağıma, görevimi doğruluk, tarafsızlık ve hakka saygı duygusu içinde sadece vicdanımın emrine uyarak yapacağıma namusum üzerine yemin ederim. Evet, tüm bunların ötesinde tabii ki konuşulanlar önemli. Her ne kadar sıraları değişik olsa da son baştan başlayalım. Yani adli yıl meselesinin, adli yıl açılışının ardından Narin Şefik'in özellikle Adalet Bakanlığı meselesinde söyledikleriyle başlayalım tabii ki. Adaletin bağımsız, yargının bağımsız olması noktasında bu ülkede yargı bağımsız dedi. Bir noktada sarsılmıştık zaten. Güvenimiz çok ciddi bir şekilde sarsıldı bu adaletin bağımsızlığı, yargının bağımsızlığı noktasında ama umarım zaman içerisinde tekrardan toparlanır bu yargının gerçekten bağımsız olduğuna en azından inanabiliriz. Gerçekliğini çok fazla göremesek de karşımızda buna bir şekilde inanmaya çalışabiliriz ama bir de Adalet Bakanlığı meselesi, işin siyasetle, adaletin siyasetle iç içe girme meselesi gerçekten olabilecek bu ülkede belki, bu ülkede, bu coğrafyada, işte Türkiye'de, Orta Doğu'da olabilecek nokta değil sanıyorum ki.
Şimdilik bunu düşündüğümüzde. Bu yüzden belli ki reaksiyon bu şekilde gösteriliyor hukuk camiası tarafından. Bir diğer taraftan adli yılın açılışında Yargıç Fatal Aksum ve işte cezaevi müdüründen tutun da yargıçlar, savcılar hepsinin katıldığı bu adli yıl açılışında cezaeviyle ilgili bir olay ortaya çıktı. Neler neler hayaller kurulmuştu o cezaevleriyle ilgili. Bu kadar rahatsız olunmasının sebebi gerçekten o ülkenin mutluluk ve huzur seviyesiyle alakalı cezaevi meselesi. Cezaevine baktığınızda ülkenin huzur ve mutluluk seviyesini anlayabiliyorsunuz. Şu anda cezaevi kapasitenin çok çok üzerinde. Hatta sinema salonunun ve mescidini de koğuşa çevirmiş durumda, kapasitesinin üzerinde bir şekilde hizmet veriyor. Habere bir gidelim, adli yılın gündemine girmiş bir haber, sonrasında devam edelim. Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, cezaevinde toplam 592 tutuklu bulunduğunu belirterek, cezaevinin kapasitesinin 454 olduğunu, tutuklu sayısının 138 kişiyle kapasiteyi aştığını kaydetti. Bilmem, kapasitenin aşılması nedeniyle sinema salonunun ve mescidin koğuşa çevrildiğini belirtti. Lefkoş Ağır Ceza Mahkemesi 2021-2022 adli yıl açılışını gerçekleştirdi. Başkan Fadıl Aksun, kıdemli yargıç Şerif Katip Kır ve yargıç Murat Soytaç'tan oluşan Ağır Ceza Heyeti huzurunda açılış oturumunda Başsavcı Yardımcı Muavini Aliye Özçınar, Savcı Ergin Atıcı, Atilla Enver Etkin ve İbrahim Russo, Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Beşerler, Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem ve Denetimli Serbestlik Kurulu üyesi Polis Müfettişi Mustafa Hidayet mahkemeye bilgi verdi. Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Beşerler, Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde 1 Ocak 2021 tarihinden 16 Eylül 2021 tarihine kadar 675 adet cürüm dosyası tanzim edildiğini belirterek, bu dosyaların 483 adetinin mahkemeye sevk edildiğini, 192 adetinin ise taykat altında olduğunu kaydetti. Evet, böyle bir gündemle adli yıla başlandı. Bu da ülkenin ne durumda olduğunu gösteren bir unsur oldu aslında. Bir de Maosa'ya gidelim. Maosa'da da aynı şekilde bir kapanış yapıldı. Davalar, dosyalar, bir rakam çıktı ortaya. Bütün görülen, yani bu yıl içerisinde görülen davaların yarısından fazlası uyuşturucu. Ve bu gerçekten büyük bir sorun hayatımızda. Maosa'ya da bir gidelim, sonra devam edelim. Maos Ağır Ceza Mahkemesi 2019-2021 adli yılı kapanış oturumunu dün gerçekleştirdi. Maos Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2 yıllık görev süresinde 401 dava sonlanırken, bu sürede mahkeme gündemindeki en çok meşgul eden suç dosyası 192 dosyayla uyuşturucu suçlar oldu. Maos Ağır Ceza Mahkemesi dün adli yıl kapanış seremonisini gerçekleştirdi. Pandemi nedeniyle 1 yıllık görev süreleri 1 yıl daha uzatılan Maos Ağır Ceza Mahkemesi heyetini oluşturan Başkan Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve üye yargıç Hazan Aksu'nun gerçekleştirilen kapanış seremonisiyle Maos Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görevleri tamamlandı. 2019-2021 adli yıl döneminin başından itibaren Maos Ağır Ceza Mahkemesi heyeti 401 dosyayı neticelendirdi ve karara bağladı. 83 dava dosyasıyla bugün başlayacak olan Maos Ağır Ceza Mahkemesi heyeti gündemine aktarıldı. Maos Ağır Ceza Mahkemesi heyeti huzurunda gerçekleştirilen seremonide kıdemli savcı Mustafa İldeniz, savcı Serhan Bundak, Maos'a Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete, İskele Polis Müdür Yardımcısı Nihat Can, Merkezi Cezaevi Müdür Yardımcısı Mehmet Sadeli ve Denetimli Serbestlik Yasası Kurulu üyesi Müfettiş Muavini Mustafa Hidayet hazır bulundu. 2 yıllık süre boyunca Maos Ağır Ceza Mahkemesi'nde neticelendirilen 401 dosya arasında ilk sırayı 192 dosyayla uyuşturucu suçlar aldı. Kaza Mahkemesi gündeminde 45 Ağır Ceza Mahkemesi dosyasının evrak üzerinden veya ilk taykatı yapılmak suretiyle havale işlemlerinin tamamlandığı ve Ağır Ceza Mahkemesi gündemine aktarılmak üzere olunduğu belirtildiği kapanış oturumunda Denetimli Serbestlik Yasası Kurulu üyesi de bilgi aktardı. Evet, Maosa'daki durum da bu şekilde. Bu adli yılı bu şekilde bir açılış yaptı. Pek parlak değil. Umarım devamında daha parlak bir süreç bizi bekleyebilir. Adalet, yargı, hukuk, bunların hepsi hala bir yerlerde içimizde en büyük güvene sahip, en büyük güveni yakalayan kurumlar.
inancı da yakalayanlar. O yüzden bunun yıkılmasına çok fazla izin vermemiz gerekir. Hiç izin vermememiz lazım aslında. Şimdi bir iki tane son dakika haberi var. Bu arada Ombudsman bugün bu akaryakıt meselesi var. Biliyorsunuz dün Elsen'de Teknecik'teydi, Çatalköy'de bir basın açıklaması yaptı. Yakıt sorunu var. İhaleyle ilgili ciddi sıkıntılar var. İşte 2-3 ihale geldi, sonrası sipariş edildi. Yakıt denetlenmek isteniyor. Halkın sağlığı hiçe sayıldığı konusunda bir eleştiri var sendikadan ve buna izin vermeyeceğiz diyor. Ombudsman Teknecik'te sağlanan yakıtı yerinde inceledi bu arada, denetliyor. Hemen söyleyelim. Emine Dizdarlı gözetiminde Türkiye'den gelen teknik bir heyet Teknecik Elektrik Santrali açıklarında bulunan yakıt gemisinde numune almak için harekete geçti. Emine Dizdarlı bizzat Teknecik'ten fotoğrafları da var. Başbakanlık Denetleme Kurulu da denetleyecek. Öte yandan deniliyor. Ersan Saner de dün yaptığı açıklamada Başbakanlık Denetleme Kurulu Teknecik Elektrik Santrali'ne yakıt alımı konusundaki tüm gelişmeleri ve yakıt kalitesini denetlemek üzere görevlendirdiğini duyurmuştu. Ve Ombudsman bugün sabah saatlerinde gidip bu yakıtı denetleyecek ya da Başbakan Ersan, evet fotoğraf bu, Emine Dizdarlı'yı görüyorsunuz Ombudsman ve bu yakıt denetleniyor bu sürenin içerisinde. Bu ne anlama gelir, biraz sonra bir konuşalım bu denetleme meselesi. Erhan Arıklı o bir taraftan buna gerek olmadığını söylemişti ama böyle bir durum söz konusu çıktı tabii ki. Ersan Saner de kimsenin halk sağlığını tehlikeye atacak işler yapmasına müsamaha gösterilmeyecek dedi. İddia edildiği gibi kirli ve kalitesiz yakıt varsa derhal gereği yapılacak şeklinde konuştu Başbakan Ersan Saner. 6-7 saatlik bakanlar kurulu toplantıları belli ki işe yaramıyor. Bakanlar kendi aralarında, başbakan, başbakan yardımcısı kendi arasında mı konuşmuyor? Yani bugün mü aklına geldi Başbakan Ersan Saner'in bu lafları söylemek? Yani yakıtta bir sorun varsa gereği yapılır falan. Bundan birkaç haftadan beridir daha da fazla bu konu gündemde, sendika bir taraftan. Ekonomi ve Enerji Bakanı bir taraftan, hatta dünkü programda yanılmıyorsam Gökhan Altıner Erhan Arıklı'ya bunu da sordu ya da daha doğrusu söyledi. Enerjinizin büyük bir kısmını harcıyorsunuz Kıptek'e, akaryakıta. Ekonomi ve Enerji Bakanısınız, tamam, ama büyük bir kısım enerjiye gidiyor zaten. Bu işin ekonomi kısmı, ülkenin ekonomisi, hükümete geldiklerinde söyledikleri Erhan Arıklı'nın, bunlar hep bir kenara atıldı. Başbakan bu kadar ilgilenecekseydi bu meseleyle en başından beri kendisi bir şekilde müdahil olsaydı. Hükümetteler, azınlık hükümeti olsa da hükümetteler, hükümette bulunuyorlar. Bu kadar mı birbirlerinden habersizler? İşte hemen bu üstünden geçince hop gidelim bakalım, kirliyse gerçekten biz gereğini yapacağız şeklinde. Yani kime göz kırptığınız, kime işte şakasını yaptığınız ya da kimin yanında olduğunuzu belli etmeden işte böyle sinsi politikacı havalarında ama aslında çok fazlasıyla da kendinizi belli ederek hareket ediyorsunuz bu sürecin içerisinde. Ombudsman Emine Dizdarlı da orada, Başbakanlık Denetleme Kurulu da orada. Şu anda bu denetim sağlanıyor. Bu hükümet içerisinde bir sıkıntıya sebebiyet verir mi yoksa danışıklı dövüş mü? Bana sorarsanız danışıklı dövüştür. Yani hükümet krizini sürekli bir şekilde konuşuyoruz ama ben şu anda böyle bir şeyin hükümet krizi oluşturabileceğini düşünmüyorum. Şu anda hükümet krizi noktasında ne Ersan Saner'in, ne Erhan Arıklı'nın, ne de Fikri Ataoğlu'nun hükümet krizini isteyebileceğini zannetmiyorum. Önce kurultay, sonra erken seçim, sonra belki de birbirlerinin izlerine bile bakmazlar. Zaten bir de meclis oturumu, açılışı falan var. Ersan Saner bunları göze alamaz diye düşünüyorum. O yüzden böyle bir hükümet krizi işte çıkacak falan filan değil. Danışıklı dövüşle devam edecek bu akaryakıt meselesi de. Son dakika gelişmesi de bu şekildeydi. Evet, o fotoğrafla devam edelim. Hangi fotoğraftan bahsediyorum? Tabii ki Lapta Yavuzlar Listesi fotoğrafından bahsediyorum. Sınıfından, 41 kişilik sınıftan çıkıp, çıkmayalım hadi, fotoğrafla kalalım. Bu fotoğraf geçtiğimiz günlerde okulun açıldığı ilk gün yayınlandı ve lise öğrencileri 40 metrekarelik, aşağı yukarı 40 metrekarelik sınıfta 41 kişi olarak ders yapmaya başladılar. Farkındaysanız ilk 4 sıra, arkası 3 sıra. Bu da demek oluyor ki bir sıra fazladan da eklendi. Yapılan tüm uyarılarda neredeyse 50'ye çıkacak olan sınıf mevcutlarının olabileceği,
okullardan bahsediliyor. Bu sürecin içerisinde, hangi sürecin içerisinde? Covid-19 sürecinin içerisinde. Bu süreç bize neyi gösteriyor? Bu süreç bize toplumumuzun daha %50'si dahi ya da daha %50'sinin aşılandığı, bu yaş grubunun özellikle aşılanma noktasında uzak durduğu bir sürecin içerisinde çocukları bu şekilde sınıfa sokabiliyoruz, sokuyoruz ve ders yaptırmaya çalışıyoruz. Sonra felaket gelip dayandığında birilerini suçlamaya çalışıyoruz. Yok, birilerini suçlamayalım. Bu tamamen sistemin suçu ki böyle bir durum oluşturabiliyor. Şimdi bundan vazgeçildi. Dün ise başka bir fotoğraf geldi. Bu çok daha bana sorarsanız dramatik bir fotoğraf. Çok daha rahatsız edici bir fotoğraf. Lapta Yavuzlar Lisesi öğrencileri tribünlerde, merdiven ayaklarında, bahçede, dışarıda ders yapmaya çalışıyorlar. Ve görüyorsunuz çocuklar, bir fotoğraf daha vardı ama bilmiyorum Aykut, o fotoğrafa erişebilecek misin? Daha böyle merdiven ayakları gibi bir yerde otururlarken bir fotoğrafları var. Ve o fotoğrafta da görüldüğü gibi çocuklar sınıflarına girmiyorlar ve bu şekilde merdiven ayaklarında oturup ellerinde kalemleri, defterleriyle de ders yapmaya çalışıyorlar. Ben 2 gündür Eğitim Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili açıklama yapmasını bekliyorum ama Eğitim Bakanı herhangi bir açıklama yapmadı. Öte yandan daha geçtiğimiz gün açılışı yapılan, açılışında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun olduğu ortaokul vardı, hatırlayacaksınız Girne'de, Girne tarafında. O ortaokulda da hatta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs sorunuyla ilgili geçmişte tarihi dersler verdiği bir konuşması da var orada. Rum-Yunan ikilisinden bahsettiği konuşmasında açılmış olan bir ortaokul ve ortaokulun ciddi eksikleri olduğu da ortaya çıktı. Böyle bir durum söz konusu okullarda. Bu gerçekten de yara verici fotoğraflar eğitim açısından, ülke açısından. Evet, hemen dönelim bu Ayşe abla Fatma teyze meselesine. Bu konu Ersan Saner'in üzerine yıkıldı. Serbest piyasa ekonomisini anlatmaya çalışan başbakan işi biraz daha basitleteyim derken bu konuda ciddi bir tepki gördü. Çünkü ülkenin ucuzlaması beklerken, ülkedeki malların ucuzlaması, temel gıda maddelerinin ucuzlaması beklerken bir şekilde daha hayat kalitesi olarak biraz daha yukarıya çıkılması beklerken, asgari ücretin istediğimiz gibi olmasa da makul, en azından açlık sınırının üzerine çıkarılması beklenen ülkede asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Temel gıda maddeleri, temel ihtiyaçlar hiçbir şekilde ucuzlamadı. Hatta aksine ciddi bir zam furyası devam ediyor. Bunu biz yapamayız. İşte serbest piyasa ekonomisi var, nerede ne ucuz siz bulacaksınız şeklinde anlatmaya çalışan başbakanın yanında bunu birazcık daha derinlemesine konuşan bir ekonomi bakanı var tabii ki. Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı bu Ayşe abla Fatma teyze meselesine değindi. Başından beri söylediği bir etiket tüzüğü vardı. Kesinlikle ve kesinlikle hayata geçmesi gerekmekte. Bu ülkede biliyoruz bundan çok hoşlanmayacak mal getirenler ama devletin bir de o taraftan çalındığını da söylemiş olalım. Bunu artık herkesin görüp herkesin hesabını sorması gerekiyor. Ama neyin kime bağlı olduğunu da Erhan Arıklı çok net bir şekilde söyledi dünkü programda. Onu da bir izleyelim. Bunun üzerine bayağı konuşacağız. Ekonomi Bakanı Arıklı, sebze, meyve, türevi maddelerin denetimi Tarım Bakanlığı'nın elinde, temizlik, hijyen gibi ürünlerin denetimi ise Sağlık Bakanlığı'nda. Bize bağlı olan şeker, tuz gibi ürünlerin fiyatları zaten ucuz. Türkiye ile hemen hemen aynı. Denetim yetkisi tamamen bize verilmeli dedi. Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Postası TV'de Gökhan Altıner'in sunduğu Sabah Postası programına konuk olarak hayat pahalılığına ilişkin merak edilenleri yanıtladı. Hayat pahalılığının her geçen gün artması ve market reyon fiyatlarındaki astronomik rakamların denetlenmesiyle ilgili Arıklı, göreve ilk geldiğimde asgari ücreti ne kadar arttırırsak artıralım yeterli olmayacak, bu nedenle piyasayı ucuzlatmalıyım demiştim. Bu konuda samimi bir şekilde çalışmaya başladım ama daha sonra denetime karışamayacağımı fark ettim dedi. Asgari ücreti ne kadar artırırsak artıralım yeterli olmayacak.
asgari ücreti yeterince artıramıyorsak o zaman piyasayı ucuzlatmamız evet. lazım. Evet. Alım gücünü artırmamız evet. lazım dedim. Ve bununla ilgili de samimi bir şekilde çalışmaya başladım. Bir etiket tüzüğü hazırladım. Bir de hal yasası meclisteydi, geçmesi lazımdı. Hal yasasıyla etiket tüzüğü geçse büyük oranda bu pahalılıkla mücadele edebilecektik. Geçmiyor mu başkan? Geçmedi. Hal yasası hala komitede bekliyor. Yıllardan beri beklediği gibi. Bizim komitede hal yasasını geçecek temsilcimiz de yok. Komitede temsil edilmiyoruz. Etiket tüzüğü çok basitti. Türkiye'de bir dönem uygulandı ve çok başarılı oldu. Domates alım fiyatı etiketin üzerinde olacak. 1 lira. Mesela marketin maliyeti ya da gideri 2 lira. Satış fiyatı 4 lira. Vatandaş görecekti ki 1 lira, 2 lira da marketin işte maliyeti 3 lira. 1 lira da adam kar ediyor. 4 lira. Şimdi bunu ortakların buna itiraz etti. Olmaz. Bu serbest piyasa ekonomisine aykırı. Bir de böyle bir saçmalık var. Yani işte hep ya böyle müdahale etmeyin piyasa kendi kendine. Siz şimdi kalkıyorsunuz Tarım Bakanlığı olarak domatesi yine belli kişilere veriyorsunuz. Domatesi pahalılaştıran adamlara. Onlar gidiyorlar Antalya'dan 1 liraya alıyorlar domatesi ya da 1,5 lira. Lütfen girin bakın şu anda deyin ki Antalya hal fiyatları. Tabii zaman görürsünüz orada domates kaç para. Orada yazıyor. Adam 1 liraya 2 liraya alıyor. Getiriyor burada gene 12 liraya satıyor. Ya arkadaş o zaman niye ithal izni veriyorsunuz belli kişilere? Ve ben niye gidip soramıyorum bu adama kardeş kaça aldın? Kaça mal ettin ve kaça satıyorsun? Ne diyor Nazım Çavuşoğlu size bunu söyleyince? Tarım Bakanı. Serbest piyasa ekonomisi. Karışmayacağım. Yani karışamıyorum ona. Yani, Aynı şekilde tüccar vatandaşın canına okusun, devlet de vergisini alır mı da ayrı bir konu. Alıyor mu almıyor mu? O da Maliye Bakanlığı. Şimdi orada sıkışıp kalıyoruz. Halbuki denetleme yetkisini veya ithal müsaadesini ticaret dairesine verseler, kontrol bende olsa, gümrükten gelirken ben göreceğim kaça getirdi bu adam, kaça aldı. Borusunu veya Türkiye'ye soracağım, diyeceğim ki ey Antalya hali, bu adam bana 7 lira domatesi beyan etti ama gerçekten size 7 lira mı? Görüyorum çünkü orada 1 lira. O faturayı göndereceğim, oradaki adam, o faturayı kesen adamın canını okuyacaklar. Tabii canım, bravo, 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 bravo. Bunları yapamıyorum. Bu kötü. Bakın şimdi adam bugün öğrendim bunun yetkisinin sizde olmadığını. Değil kardeşim. Sebze, meyve, Tarım Bakanlığı'na ait, deterjan ve temizlik malzemeleri Sağlık Bakanlığı'na ait. Sizde bir tek gıda. Bizde gıda var. Gıdada hiçbir şikayet yok. Lütfen girin internetten gene bakın. Türkiye'deki gıda fiyatlarıyla buradaki gıda fiyatları hemen hemen aynı. Evet. Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'nın sözleri bu şekildeydi. Yani evet bir noktada çözüm olur olmaz bilmiyoruz tabii ki bu durum ama bu etiket meselesi önemli. Yani bu ülkeye bir mal ne kadara geliyor, markete girdiğinde ne kadara satılıyor? Aradaki farkın halk tarafından ve tabii ki maliye tarafından bilinmesi gerektiği inancındayım. Bir insan, tabii ki bir şirket, bir market getirebilir, 5 liraya getirip 15 liraya satabilir. Ama bunun vergisini ödemek durumunda olmalı. Bu bir tercih meselesi olabilir. Ben daha hizmet vereceğim, o yüzden bu kadara satıyorum diyebilir. Ama bunun bunu yapmadan, bunu bildirmeden, biz alış fiyatını bilerek satış fiyatına korkunç paralar ödediğimiz ürünler var bu ülkede. Halk ucuzlatmaktan kasıt bu değil. Aslında biraz daha denetim. Aynı şey et için de geçerli. Aynı şey tabii ki sebze meyve için de geçerli. Yıllardır bekleyen bir hal yasası meselesi var. Hala tozdur raflarda duruyor. Neden önüne geçilmiyor? Hayatı ucuzlatmak gidip serbest piyasa ekonomisine hayır bundan sonra işte domatesi herkes 3 liradan satacak demek değil. Kimse sizden böyle bir şey de istemedi. Bu kadar serbest piyasa bilecek kadar da ekonomi bilgisi var eminim bu halkın. Sadece Ayşe teyze Fatma ablayla değil ki onları da dinleyen bir pozisyondayız bu sürenin içerisinde. Ama eğer biz kendi kendimize çözecek, biz kendi kendimize yapacaksak Ekonomi Bakanlığı'na da, Başbakanlığı'na da, Maliye Bakanlığı'na da hiçbir şekilde ihtiyacımız yok. İşin denetim boyutu önemli. İşin bu ülkede yaşıyorsak, bu ülkenin nimetlerinden faydalanıyorsak ki belli bir kesim bu ülkenin nimetlerinden faydalanarak buralara gelebildi.
yani sermaye noktasında olabildi. O serbest piyasa koşullarını kullanabiliyor. Bu nimetleri eğer kullanarak o noktalara gelmişse bunun bedelini bir şekilde ödemek durumundadır bu ülkeye, bu ülkenin insanına. Öyle işte ben bu fiyatı belirledim, İsterseniz gelin alın şeklinde tarzında değil. Maliye Bakanlığı'nın eğer bu fiyata aldıysan bunu ve bu fiyata satıyorsan aradaki fark benim için kazançtır. O yüzden vergini ödemek durumundasın noktasındaki denetimi olmak durumundadır diye düşünüyorum. Havva 15 Kişmir bizi izliyor. Hasan Nihat Erduran bizi izliyor. Metin İsmet Pekri bizi izliyor. Günaydın dileyelim herkese. Mert Efekan bizi izliyor. Yılmaz Parlan bizi izliyor. Günaydın dileyelim herkese yeniden. Hasan Nihat Erduran, Ayşe abla, Fatma teyze ucuz hatta beleş ürün dağıtıp satıp o pahalıcıları batırma kararı almışlar. Bu mühim haber. Hangi gazeteci eksik haber yaptı diye istifa etti, abartmayın demiş. Aşı varken henüz aşılanmamış şımarıklar olması çok üzücü, onları protesto ederim. 57 yıllık ambargolu kapalı devre statiko maalesef. Zaten tek savunduğumuz nokta o. Biz ambargolar altındayız. Statiko, bu ambargo statikosu devam ediyor. Bu statikoyu devam ettiren bir sistem var burada. Ve inanın ki bu sistemden, bu statikodan, bu kadar kapalı olmaktan faydalananlar var. Onlar da zaten bildiğimiz şu anda gözümüzün önündeki insanlar. Kıbrıs Türk Hava Yolları meselesini kapatarak güveni yerle bir ettik zaten. Konu tekrar Sayıştay ve Mali Polis'e havale edilmeli. Türk Hava Yolları gibi bir dünya devini ortaklıktan atıp %100 hisseyi alıp batırdılar ve yargılanmadılar. İşte bu yargılanmama süreçleri, hani dediniz ya istifa meselesinde de Hasan Bey, bu işte yargılanmama süreci ya da bir şekilde ben yapamadım. Yapamadıysam, çünkü bu işe soyunmuştum ve yapamadım ve üstüne başka hatalar da. Şimdi Lapta Yavuzlar Lisesi'nde önce ilk gün bir fotoğraf yayınlandı. Bakan diyebilir tamam ya hemen tedbirinizi alın, benim haberim yoktu. Burada istifa beklemeyebiliriz belki ama ikinci fotoğraf geldi. İkinci fotoğraf, sokakta çocuklar ders yapıyor. Yarın öbür gün yağmur yağacak ve bu çocuklar sokağa da çıkamayacaklar. Zaten ne kadar kötü bir fotoğraf. Bu şartlarda, bu ülkede, her şeyle övündüğünüz bu ülkede. O bakanın istifa etmesi lazım. Hemen çare bulmadıysa, hemen çözüm bulmamışsa, daha doğrusu okullar açılmadan çözüm bulması gerekirdi buna. Bulmadıysa istifa etmesi lazım, evet. Yılmaz Parlan da bence sadece Eğitim Bakanı değil, tüm istifa etmeli. Buna muhalefet de dahil, öyle ya koltuklarda rejimi temsil ediyorsan ve demokrasiye saygılıysan istifa edeceksin demiş ve devam etmiş. Hasan Nihat Erduran da yazmış. Türkiye Cumhuriyeti ile interconnect olmadan yeşil enerjiye geçilmez ve kanserojen fosil yakıt kullanımı sürecek. Her birey, dernek, kurum fosil yakıtlara karşı çıkıp interconnect'e talep etmelidir. Bu çile bitmelidir. Onun da başka sıkıntıları var biliyorsunuz bu interconnect'e işinin. Şengül Akburç, aynen batsın battık usandık demiş Şengül Akburç'ta. Hasan Nihat Erduran'da serbestsiniz, ucuz getirip satın, pahalıcı batsın demiş. Yani dert batmak değil tabii kesinlikle, o da ayrı bir mesele. Evet, durum bu şekilde. Hemen böyle bir, bu arada bu marketlerden bahsederken sabah saatlerinde çok ilginç bir olay yaşandı. Uzun zamandır da bu tip olaylarla karşılaşmıyorduk. Belli ki yine denetimlerde ciddi sıkıntı var. Hem de öyle rahatsız edici bir olay ki bebek sütünde yaşanıyor bu olay. Doktor tavsiyesi olan HIP marka bebek sütü raflarda hala Lefkoşa'da bir markette tarihi geçmiş şekilde raflarda satışa sunuldu. Kıbrıs Postası'na ulaşan bir vatandaş, bahsettiğimiz şey bebek maması, yetişkin için olmayan hassas canlar için satılan bir ürün. Bu ek gıda bebeklere veriliyor, farkında mısınız, ne yaptığınızın farkında mısınız diye isyan etmiş ve Dağlı Trading demiş bu. Hemen bakalım tarihine de 13 Eylül'de bitmiş, tarihi geçmiş ürünler var. Bugün 17'si, sonuç alamamış marketten, daha doğrusu Dağlı Trading'den organik süt ve bu iki defa olmuş farklı zamanlarda ve artık dayanamamış vatandaş ve bunu sosyal medyada paylaşmak durumunda kalmış. Denetimin önemi sadece serbest piyasayı dengelemek için değil, böyle şeyler için de gerekli. Bunun da sürekli bir şekilde yapılması gerektiği inancındayım. Gerçi yerel yönetimler bununla ilgileniyordu ama belli ki
bir yerlerde bir sıkıntı çıkmış. Evet, hemen böyle bir Maosa'ya uzanalım. Bir de Maosa'nın gündemini alalım Nadire'den. Sonra da devam edelim. Nadire, bizi duyabiliyor musun? Günaydın Canan, günaydın sevgili Kıbrıs Postası TV takipçileri. Sizleri Maosa'da gündeme aktarmak üzere karşınızdayız. Evet, önce hava durumundan başlayalım dilerseniz. Geçtiğimiz günlere oranla artık daha serin günler yaşıyoruz nispeten. Ve dün bölgemizde oldukça yağışlı bir gündü. Sabah saatlerinden itibaren akşam üzerine kadar aralıklı olarak sürekli zaman zaman sağanak şekilde yağış vardı ve zamanlardan sonra gökyüzünün de aslında bir nevi temizlendiğini hissettik. Çünkü yağan yağmur topraktı, toprak olarak yağdı ve bugün daha parlak bir güne uyandık diyebiliriz. Evet, Maosa gündeminde bugün mahkemeler gündemimiz yoğun ve yine hem köy hem de bazı bölgelerden gelen şikayetlerimiz mevcut. Bunlarla ilgili gün içerisinde gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. İyi seyirler dileriz. Teşekkür ederiz Nadire. Sana da kolay gelsin dileyelim. Maosa bölgesindeki gelişmeler gün içerisinde tabii ki kıbrıspostası.com ve Kıbrıs Postası TV aracılığıyla sizlere ulaştırılacak. Evet, programımızın da sonuna geldik. Bu arada Asya Bebek'le ilgili bazı mesajları atmışsınız. Özelden de Asya Bebek'teki son durum nedir diye. Asya Bebek'in tedavisi için işlem başlatıldı. Bu konuda Bakanlar Kurulu kararı alındı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaptığı anlaşma neticesinde masrafları üstlenecekler Asya Bebek'in. Şu anda Ankara'da tedavisine başlandı diyebiliriz. Ama yardımlarınız devam etsin. Bu kampanyayı bırakmamak da lazım. Her zaman için destek olunması gerekir. Ne kadar üstlenilebilecek tedavi, bu önemli. Evet, programımızın sonuna geldik. Pazartesi yeniden görüşeceğiz. Yeni bir haftaya başlayacağız. Sabah 8.30'da sizlerle birlikte olacağız. Hafta sonunuzu güzel geçirin. Umarım böyle birazcık serin, yağmurun bereketini hissettiğimiz, özellikle mesela köylerinde yağmurun bereketini hissettiğimiz kazasız belasız bir hafta sonu olur. Sevdiklerinize vakit ayırın, güzel vakit geçirmeye çalışın. Bu güzel hafta sonunda pazartesi yeniden görüşeceğiz. Şimdi programımızın hemen ardından Gökhan Altıner sizlerle birlikte olacak kendi gündemiyle ve saatler 18.30'u gösterdiğinde Kıbrıs Postası Haber Merkezi'nin hazırladığı ana haber bülteni sizlerle birlikte olacak. Gün içindeki haberler, detaylar, ayrıntılar son dakikalarda kıbrıspostası.com ve Kıbrıs Postası TV aracılığıyla sizlere ulaşacak. Pazartesi görüşünceye dek mutlu bir gün ve mutlu bir hafta sonu diliyorum. Vakıf yapmak demek ne demektir bilir misiniz? Vakıf yapmak demek, bir malı insanların faydası için sonsuza kadar bağlamak demektir. Mesela fakir çocuklara okutan vakfı kurarken şöyle diyorsunuz: ben bu dükkanımı vakfediyorum ve bu dükkanımın kirası ile sonsuza kadar din, dil, milliyet veya ırk ayrımı yapmadan fakir çocuklar okutulacak. Yani bir vakfın en önemli özelliği sonsuza kadar devam etmesidir. Kıbrıs'taki vakıf malları ile ilgili tarihsel süreçte neler yaşandı bilir misiniz? Osmanlı yönetiminde vakıflar sağlık ve sosyal hizmetler anlamında birçok görev üstleniyordu. Kıbrıs'ta da durum farklı değildi. Osmanlı döneminde Kıbrıs'ta 2200'den fazla vakıf kuruldu. Vakıfların Kıbrıs'ta binlerce dönüm arazisi, binlerce de taşınmaz malı vardı. Bu mallardan gelen gelirlerle vakıf ve hayır işleri yürütülüyordu. Kapalı Maraş dahil bu vakıf malı araziler ve binalar 300 yıl toplumun hizmetinde kullanıldı. Okullar, su kemerleri, çeşmeler, hanlar, hamamlar,
camiler ve sağlık ocakları yapıldı ve tamir edildi. İhtiyaçlı kişilere yardımlar yapıldı. Okullar yapıldı ve fakir çocuklar okutuldu. Sağlık ocakları yapıldı ve hastalara bakıldı. İngiliz döneminde ne oldu? 1878'de adada İngiliz dönemi başladı. İngilizler Kıbrıs'ın idaresini alırken vakıf mallarını vakıf kanunlarına göre yöneteceğim diye imza attı. 1923'te ise Lozan Anlaşması imzalandı. Burada da adaya artık resmen hakim olan İngilizler vakıf mallarını vakıf kanunları ile yöneteceklerine dair tekrar söz verdiler ve imza attılar. Vakıf kanunları ne diyor? Vakıf malları satılamaz veya şahısların üzerine geçirilemez. Vakıf malı sonsuza kadar toplumun faydası için kullanılır. Peki İngilizler vakıf mallarını vakıf kanunlarına göre yönettiler mi? Maalesef hayır. 1878 ile 1956 yılları arasında binlerce vakıf malı vakıf kanunlarına ve uluslararası hukuka aykırı olarak Rum ve Türk şahısların ve kilisenin üzerine geçirildi. Günümüzdeki kapalı Maraş da bu gasp edilen mallar arasındaydı. Yani 300 yıl efkaf idaresinde olan kapalı Maraş ansızın kilise ve kişiler üzerine geçmiş gibi gösterildi. Kendilerine tasarruf koçanları yani uzun vadeli kiralama hakkı verilen kişiler mülkiyet sahibi gibi iddialar yapmaya başladılar. Ve ne yazık ki bu iddialar hala daha devam ediyor. Kapalı Maraş ve daha binlerce dönüm arazinin 300 yıl vakıf olarak kullanıldığını gösteren belgeler mevcut iken kişiler nasıl bu yerler için mülkiyet hakkı iddia edebilir? Siz efkafın yerinde olsanız 300 yıl ihtiyaçlı kişilerin faydası için kullanılmış vakıf mallarının bazı kişilerin veya kilisenin daha zengin olması için verilmesini kabul eder miydiniz?